İyi günler. Gündemde öne çıkan başlıkları ve 24 Haziran seçimlerine konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var stüdyoda yanımızda. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş. Efendim hoş geldiniz öncelikle teşekkür yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de yayınımıza katıldığınız için tekrar. 24 Haziran seçimlerini konuşacağız ama seçimlere doğru gündemde öne çıkan bir başlık var. Oradan başlamak istiyorum müsaadenizle. Kandil Operasyonu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı operasyonun başladığını duyurdu NİDE'den. 14 hedefin imha edildiğini açıklamıştı. Bugün TSK'dan da bir açıklama geldi. 12 hedef daha vuruldu. Hava harekatı şeklinde yürüyor bu operasyon şu aşamada. Kara harekatı gündemde mi? Bu operasyona ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyim? Olayın teferruatı tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri çerçevesinde değerlendirilip ona göre askeri bir şekilde sonuca varmak anlamında ifade etmek doğru olur. Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle 15 Temmuz'dan sonra terörle terörle mücadelede büyük bir yol kat etti. Hem PKK terör örgütüyle hem devletin FETÖ terör örgütüyle yaptığı mücadeleler sonuç vermeye başladı. Bakın Afrin operasyonunda girildiğinde Afrin'i bilen muhalefet oraya girmeyin, ora gayya kuyusu, ora Türkiye'nin Vietnam olur diye ifade kullanmışlardı. Bunu hem HDP'liler söylüyordu hem de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı söylüyordu. Afrin'e girerken gördük ki hakikaten yer altında olağanüstü derecede sığınaklar ortaya koymuşlar. Gizlenebilecekleri, kaçabilecekleri gizli yollar, tüneller açmışlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı tutumu ve buradaki bozguncuların TSK'dan arındığı birlikte büyük bir başarı orada edildi. Şimdi yaklaşık 30 yıldan fazla bir zamandır Kandil'de konuşlanan Kandil'i bir bataklık haline getiren PKK terör örgütünün yuvası eğitim alanı Kandil'de herhalde Afrin'in onlarca misli değişik bir şeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi yer altında belki büyük sığınakların Afrin'den daha fazla olduğu Kandil'de durumu ortaya çıkabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri önce o sığınaklarda yıpratma, arkasından sığınakların girişlerini ve sığınakların tahrip edilmesiyle ilgili konuları e, herhalde yerine getiriyor. Arkasından askeri operasyon da beraberinde gelecek. Önce hava saldırısı arkasından askeri operasyon olabilir. Nitekim İçişleri Bakanımızın açıkladığı 30 kilometreye yakın bir şekilde Misafi. Irak sınırında Irak sınırında e, biz operasyon yapıyoruz. Şu gerçeği görmemiz lazım Sibel Hanım. PKK terör örgütünün beli kırılacak. PKK ter terör örgütü artık Türkiye'yi tehdit olmaktan çıkaracak PKK terör örgütü yabancı ülkelerin taşeronu olmaktan kurtulup Kürt vatandaşlarımıza, Kürt kardeşlerimize zulüm etmesi de önlenmiş olacak. Ee, bu aşamada muhalefet Kandil operasyonuna destek verdiğini belirtmekle birlikte bunu bir seçim hamlesi olarak yorumlayanlar da var. Ee, Kandil'de terörist mi kaldı, davul zurnayla operasyon mu yapılır gibi eleştiriler de dile getiriliyor. Buna ne dersiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ilk gün Kandil operasyonu ile ilgili Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın bir gece ansızın girebiliriz, her an her şey olabilir ifadesinden sonra hiç beklemeden, dinlemeden kalktı. Dedi ki Kandil'de terörist mi kaldı? Yani Özgür Özel'e o bilgileri kim veriyor, kim söylüyor? Aslında HDP'lilerin temsilcilerinin ifade edeceği girmeyin Kandil'e deme e, refleksini göstermeleri gerekirsen, gerekirken hem, her ne hikmetse Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bunu gündeme getiriyor. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları bu meseleyi kamuoyu gündemiyle paylaşıp diyorlar ki bu bir seçim e, operasyondur. Seçimde bir kaç puan alabilmek için Kandil'e, zavallı teröristlere bir darbe yapılıyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi yandaşları diyor ki ya diyor bir etik vardır diyor, bir centilmenlik vardır diyor. 15-20 gün kalmış sandığa gitmeye. Hiç değilse diyor bu 15-20 günlük süre içerisinde diyor Kandili operasyon yapılmaz, centilmek buru gerektirir diyor. Düşünebiliyor musunuz Sibel Hanım? Terör örgütüne Türkiye seçime girdi diye, hadi istediğin gibi başına balyoz gibi iniyor Türk Silahlı Kuvvetleri, kendine gel yaralarını sar, yeniden yapılan ve Türkiye'ye saldır diye bir fırsat verme diye akıl tutulmasıyla karşı karşıya kalmış. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sanıyorum Twitter'dan çok kısa bir cümleyle, eğer hükümet Kandil'e bir operasyon varsa yaparsa duruma göre destek veririz diye bir cümlelik bir kere söylediği yani zevahiri kurtarmak adına ifade ettiği cümleyle herhalde bunu gündeme getirdi. Görünen o ki şu anda HDP'nin PKK'yı savunamadığı görevi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve partinin sözcüleri üstlenmiş. Peki size göre neden böyle bir tavır içerisinde CHP? İşte az önce söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi bütün hedefleri, amaçları birinci turda seçimi sonuçlandırmamak, ikinci turda PKK'nın korkuttuğu, desteklediği Kürtlerin oylarına talip olmak amaçlı olarak yapıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu bilmiyor ki, PKK zulmünden silmiş Kürtler bugün Devletin PKK'ya karşı etkin bir şekilde yaptığı mücadele sonucunda PKK tehdidinden artık korkmaz oldular. Özgür iradeleriyle davranmaya başladılar. Türkiye'nin yanında yer almaya başladılar. Türkiye'nin Türk ve Kürt vatanı olduğunu çok iyi bir şekilde algılamaya başladılar. Bakın anketlerde ortaya çıkan PKK'ya Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın %99'u Türkiye'den ayrılmak istiyor, istemiyor. Bölünmek istemiyor. PKK'ya oy veren, HDP'ye oy veren e, Kürtlerin ancak %5'i bölünmek istiyorlar. Böyle bir süreçte PKK destekleri ancak %5 olabilir. Onun için şu anda korkudan dolayı, tehditten dolayı o bölgede zaman içerisinde PKK terör örgütünün etkin hale gelmesinden dolayı insanlar... PKK'lı veya destekçisi görünmeyi kendi güvenlikler için bir e, özellik olduğunu düşünüyorlardı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi PKK terör örgütünün ve sözcülerinin söyleyemediğini söylüyor. PKK'nın sözcüsü konumuna girmiş e, CHP durumda. CHP'nin ikinci tur hesabından e, hareketle bu e, tavrı geliştirdiğini söylüyorsunuz. Hemen bu noktada şunu da sormak istiyorum. Dün e, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'daydı ve sorunun adını koymak lazım. E, Kürt sorunu ifadesini kullandı. Aslında bu sorun daha önce siyaset tarafından da çeşitli şekillerde adlandırılmıştı. Güneydoğu, Doğu, terör sorunu gibi tanımlamalar yapılmıştı. Muharrem'in Öncenin bu adlandırmasını, bu tanımını nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz nasıl tanımlıyorsunuz bu Şimdi, sorunu? Şimdi ilk defa eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bunu diliyle dişi arasında söylesem mi söylemesem mi diye terennüm etmişti. Kürt realitesini kabullenmek lazım diye söylemişti. Ama ilk defa cesur bir lider çıktı. Kürt sorusunu el alınmalıdır, Kürt meselesi ele alınmalıdır diye 2008 yılında bu konuyu gündeme getirdi. Ve o günden bu tarafa çok büyük çalıştaylar yapıldı. Milli Birlik Kardeşlik Projesi dedik 2009 yılında onun altyapısını oluşturmaya çalıştık. Daha sonra çözüm sürecine girdik. Çözüm sürecinde Kürt kardeşlerimiz öyle bir umutlanma içerisinde bulundular ki ama hem ipleri yurt dışında bulunan devletler bu işten rahatsız oldular. Hem de PKK'nın baronları gelir kaynaklarından, saltanatlarından vazgeçer miyiz endişesi ve kaygusuyla bu meselenin çözüm sürecinin devamını engellemeye çalıştılar. Hatırlarsanız sanıyorum Berlin'deydi. PKK'lı üç kişinin infaz edilmesi ve bunun Milli İstihbarat Teşkilatı'na yüklenmesi. Suika Paris. Paris suikastı, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ee, fatura edilmesi, edilmesi, iddia edilmesi ve arkasından iki polisin evlerinde e, enselerine silah sıkılarak e, infaz edilmesiyle birlikte bu sürecin başladığını aslında daha önceden Oslo görüşmelerinin Fethullahçı terör örgütü tarafından kamuoyuna sızdırıldığını, AK Parti'yi bu süreç içerisinde 17-25 Aralık sürecine ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girerken sanki PKK ile ...uzlaşma yapıyormuş bir intiba... ...PKK'ya teslim olmuş... ...intibanı uyandırarak... ...AK Parti'yi Recep Tayyip Erdoğan'ı ...zayıflatma süreci vardı. Şimdi Muharrem İnce... ...AK Parti'nin yaptığı işten 10 yıl sonra... ...Kürt sorununu tanımak gerekir... ...diye söylüyor. Kürt meselesiyle ilgili... ...bugüne kadar AK Parti olması gereken... ...şeylerin büyük bir kısmını gerçekleştirmiş... ...Türkiye'yi... ...PKK terör örgütünden temizledikten sonra bir ve beraber yaşamanın öndeki engelleri de kaldırmak için elinden geleni yapacaktır. Açıkçası ben bu ülkeden etnik yapıyla değil ben Türklüğümle öğrenerek öbürü Kürtlüğüyle öğrenerek başka şeyleri ön plana çıkararak değil biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bilinciyle hareket ettiğimiz takdirde 81 milyonun koparılmaz bozulmaz bir bağ oluşturmasına fırsat vermiş imkan vermiş olacağız. Muharrem İnce, aklınca bir şey yapmaya çalışıyor. Eğer diyor seçimler ikinci tura kalırsa ben Kürt kardeşlerimin oyunu alabilir miyim diye söylüyor. Peki ne öngörüyorsunuz? Şunu bilsin ki, şunu bilsin ki Muharrem İnce o hani dağlardaki çobanları, Anadolu'daki okumuş veya lise mezunu garibanları, göbeğini camiye giden insanları mübarek günlerde e, dini vecbelerini yerine getiren garibanları göbeğini kaşıyan adam diye ifade edip, daha da çobanları bidon kafalı adam diye tarif ediyor da, onlar Muharrem İnce şimdi o kardeşlerimizi göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalı adam tanımında, zihnindeki, şuur altındaki ifadeyle ben bunları söyleyip de onları kandırabilir miyim diye bir, bir yol çizmiş gibi gözüküyor. Ama Bu noktada buna kimse prim vermez. Meydanlardaki bir polemi de hemen sormak istiyorum. Daha önce bir garibanlık polemiği yaşanmıştı. En son yine Sayın İnce e, zeyince benim, e, Beyaz Türk onlar şeklinde bir ifade de kullandı. Buna ne dersiniz? Bir de e, ikinci tur hesabı yaptığını söylediniz hem CHP'nin hem e, Sayın İnce'nin. E, size göre seçim ilk turda biter mi? İkinci tura kalma Bakın, olasılığı nedir? Son şeyden başlayayım. Şu evet. andan ikinci tura kalmasını isteyen Fetullahçı terör örgütü bir, büyük devletlerin gizli servisleri, Orta Doğu coğrafyasını yüz yıl sonra tekrar cetlerle şekillendirmek isteyen, bu bölgede hesap ve heves olanların ağızlarının suyu akanlar kimse, onlar birinci turda bitmemesi için gayret gösteriyorlar. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekir, iyi okumamız gerekir. Çünkü şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak demek 100 yıl sonra bu coğrafyada yapılacak haritaların önündeki engelleri ortadan kaldırmak demektir. Şimdi Garibanlık polemiğine gelince, ben Muharrem 15 yıldır tanırım. 15 yıldır 10 dakika konuşma olan yani bir gazetecinin ee, köşe yazısında aldığı fıkra yazılarındaki e, kafiyeli bir konuşmayla e, kısa kısa cümlelerle kurmaya kurmaya çalışan birisi. Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede şöyle bir ifade ettiği şeyi gördüm. Muharrem İnce Sayın Cumhurbaşkanı'nı gördüğünde gözler insanın aynasıdır biliyor musunuz? Siz o görüşmedeydiniz. O görüşmedeydim. O gözlerde karşılarken büyük bir mutluluk vardı. Cumhurbaşkanımızla tokalaşırken sanki idolünü görmüş birinin gözlerindeki heyecanı hissettim. Cumhurbaşkanımızla konuşurken kendisinin Cumhurbaşkanımıza olan benzerliklerini ifade etti. Yani sen Cumhurbaşkanım sizdeki şu özellik bende de var, bu özellik bende de var diye. Neleri ifade etti orada? Biraz ya, biraz açmak e, Bilmiyorum ne olduğunu tam olarak ama. Yani bizim çok özelliklerimiz birbiri size benim dedi çok özelliklerim size benziyor dedi. Mesela annesinin başörtülü olması kız kardeşinin başörtülü olması çok benzer bir özellik olduğunu ifade etti. Yani başörtülü bir ailenin içinden Cumhuriyet Halk Partili birinin çıkması ve şunu söyledi. Eğer beni babam İmam Hatip'e götürmüş olsaydı bugün AK Parti içerisinde mücadele etmiş olacaktım. Ama öğretmenim dedi ki, bunu İmam Hatip'e gönderme, sen başka bir okula götür, ben şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde mücadeleme devam ediyorum, ee, burada siyasi faaliyetlerime devam ediyorum dedi. Bakın, Muharrem İnce, dünyada siyasetçileri izlemiş, takip etmiş, onları kopyalamaya çalışan kötü bir kopya olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben Muharrem İnce'yi çok yakından tanıyorum. Bakmayın bugünlerde şirin görüntülerini. Muharrem İnce, meclis kürsüsündeki katip üyenin sizde parlamento muhabirliğini çok uzun süre yaptınız. Katip üyenin mikrofonunu sıkıp, koparıp söylemek istiyorum. Bunu e, en uygun yerine iade ediyorum gibi e, seviye yoksunu ifadeleri kullanabilen sinirlendiği zaman gözü dönüp meclis kürsüsünü kırabilen birisi olduğunu herhalde Türk kamuoyu anlayabilir. Bakın Diyarbakır'dan bir şey yapmış, ee, kız kardeşini Diyarbakır'da mı bir yerde e, platforma çıkarmış. Bakın ben sizden biriyim diye kime söylüyor? Bize söylüyor. İstanbul'da bir iftar programında. İstanbul'da bir programı iftar programında. Yani kız kardeşinin malzeme olarak kullanabilecek kadar gözü dönmüş. Fetullahçı terör örgütünün bir projesi olarak ortaya çıkmış bir durum. Muharenci semen... şuna baksın, dinleyenler de şunu görsün. Mayıs 2010da 2009 tarihinde Muharrem İnce bir TRT muhabirinin başörtüsüyle veya TRT kameramanının başörtüsüyle görev başında olduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na soru önergesi vermiş birisidir. Bu kişi TRT'de başörtüsüyle nasıl çalışabilir diye içi sızlamış, yüreği parçalanmış Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı durdu. Laikliğin elden gittiği diye ifade eden 9... Fikri olamaz mı? Siyaset mi yaptığını düşünüyorsunuz geçen zaman içerisinde? Yani 40 yıllık yani olmaz ki kani derler. Muharrem İnce daha düne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'yi iyi bir şekilde eleştiremediğinden dolayı daha düne kadar başörtüsü meselesini çözdüğünden dolayı Muharrem İnce AK Parti olağanüstü derecede sert bir şekilde eleştiren kişiydi. şu anda kendisine biçilen rol milliyetçi muhafazakar insanlardan oy alabilir misin diye. Diğer adaylardan çok AK Parti'nin hedefinde Muharrem İnce'nin olmasını nasıl yorumlamak lazım? 6 aday yarışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da meydanlarda Meral Akşener'den ya da diğer adaylardan daha çok Muharrem İnce'yi hedef alıyor. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı hep birinci partinin genel başkanını gündeme alır. Başkasını gündeme almaz. E, diğerlerini zaten e, potansiyel aday olarak görmediği için e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhurbaşkanı adayıyla daha doğrusu genel başkan adayı diye söylemek lazım. Şu anda Muharrem İnce e, bugüne kadar yapamadığı 2010 yılında başladığı genel başkan adaylığı serüvenine 2018 yılında noktayı e, koymak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nda bir burukluk olduğunu, hayal kırıklığı olduğunu hissediyorum. Yani iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? İnşallah Muharrem de, Muharrem'in dediği gibi Recep Tayyip Erdoğan karşısında yenilir, ezilir de benim e, genel başkanlığım devam eder diye hesaplar yapıyor. Bu çekişmenin yapıyoruz. devam edeceğini düşünüyorsunuz yani, CHP'de. Cumhuriyet Peki, seçim... Halk Partisi'ni... E, 3 ay sonra herhalde en geç 3 ay sonra bir kurultay olağanüstü 40. kurultayı bekliyor gibi. Seçim ilk turda biterse meclisin ilk işi ne olacak? Ee, o halin kaldırılabileceği konusunda hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Başbakan önemli sinyaller, mesajlar verdi. Bir de bedelli askerlik konusu var. Ee, meclisin ilk işi ne olur? Sibel Hanım e, o hal 3 aydan 3 aya uzatılıyor. 18 Temmuz 2018 tarihi o halin e, bitiş zamanı. O halin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülebilmesi için Milli Güvenlik Kurulu'nda bir tavsiye karar alınması ve Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan hükümetin bu o halin uzatılması ile ilgili karar alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermesi gerekir. Anlaşılan Sayın Cumhurbaşkanının dün ve önceki gün söylediği ve Başbakanımızın da ifade ettiği gibi o halin uzatılması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının öyle bir niyetinin olmadığı anlaşılıyor. Yani o zaman 18'inde tekrar 18 Temmuz fark. gecesinden itibaren normal bir duruma döndüğümüzü ifade edebiliriz. Buradan şunu söyleyebilirim. Tam ikinci yılı dolmuş olacak olağanüstü halin. Bundan rahatsız olanlar Türkiye'de derin yapılaştırmayı gerçekleştirmiş olanlar Türkiye'de kripto olarak FETÖ'cülüğe devam etmiş olanlar Türkiye'de dış servisleri adına ajanlık e, casusluk yapanlar bundan e, çok rahatsız olmuş olabilirler. Hamdolsun hem e, güvenlik güçleri hem Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütü ve uzantılarıyla büyük bir e, gayretle onları inlerinde yok etmeyi, bundan sonra Türkiye'nin başına bela olmayı engellemeye çalışıyorlar. Aynı şekilde Emniyet Teşkilatımız, Türk Silahlı Kuvvetleri içlerinde ve Türkiye'de gizlenmiş Fethullahçı terör örgütünün haşhaşilerini yok etmeye gayret gösteriyorlar. Efendim, süremiz daraldığı için hemen son olarak şunu da sormak istiyorum. Ak Bedelli askerlikle ilgili e, 5 milyon civarında askerlikte gün bekleyen, çağrılmaya bekleyen insan var. Genç bir nüfusa sahip, her yıl 1 milyondan fazla, e, 1,5 milyon e, 18 yaş 20 yaş üstü kardeşimiz var. Bunların yarısı kadın olduğunu, yarısı erkek olduğunu düşünürsek 750-800 bin civarında askerlik çağına gelmiş kardeşimiz var. Bu yasal düzenleme ama meclis 300 bin, 300 bin askere alma kapasitesi var Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya TSK'nın bu 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürüp askerlik süresini kısaltmak ya da başbakanımızın tavsiye ettiği gibi belirli zaman aralıklarında bedelli askerlik yaparak ...bir tarafta alın teriyle, emeğiyle... ...bu işi götüren arkadaşlara karşılık... ...onla mukabil... ...bedeli karşılığında askerliğini... E, ...ifa etmiş sayılmak. Bu herhalde hükümetin... E, ...ilk gündemlerinden biri de... ...bu kanun olarak gelecek. Kanun e, olarak Kanun olarak gelmesi lazım. Ama kanun hükümet tasarı... ...çıkartamayacağı için yeni sistemde... Kanun teklifinde herhalde teklifi hükümetle... ...bu işler uyumlu hükümetle olarak, uyumlu tabii. olarak... ...yapılması gerekir. Uygulama kabiliyeti olmayan bir şeyin parlamentoda çıkarıldığı takdirde bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına büyük bir e, darbedir. Aynı zamanda hükümetin elini kolunu bağlamak, işlemez hale getirmek. AK Parti'nin meclisteki e, hedefi nedir? E, seçim beyannamesinde güçlü e, meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye vurgusu vardı. Meclis çoğunluğu açısından soruyorum burada. E, yeterli çoğunluk sağlanamazsa ittifaklar açısından bunun tek yeni bir seçimi doğuracağı iddiaları da var, yorumları da var. Ne dersiniz? Biz bugüne kadar hiç B planını düşünmedik. Ve bütün çalışmalarımızda, gayretlerimizde ve anketlerde AK Parti'nin birinci turda Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda sonuçları gördük. İlk gün 21 Mayıs tarihinde milletvekili aday listeleri açıklandıktan sonra bir de teşkilatlardan biliyorsunuz Nisan ayındaydı sanıyorum Veya Mayıs ayında En son ilk kongremizi yaptık Son cümlelerinizi son cümleleri rica ediyorum söylüyorum. O günde aday listelerinde Karşı bir burukluk vardı Ama 25 Mayıs'tan itibaren Sahalara çıkmaya başladığımızda Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın Tüm AK Partilerin Sakalara çıkmaya başlamasıyla birlikte O durgunluk Gitti şu anda iyiye doğru gidiş var. İnşallah hedefimiz 1 Kasım sonuçlarına doğru ulaşmak. Yani şu anda 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki bir durumun 1 Kasım'a yaklaşan bir süreçte hızlı adımlarla gittiğimizi ifade etmek istiyorum. 24 Haziran sabahı özellikle vatandaşlarımız sandığa giderken bir Kürt kardeşlerim kimleri kendini aldatıyor? kimlerin zulmettiğini iyi Sor, bilecek. Alayım, İki, bütün Türk vatandaşları 60 milyon seçmen Türkiye'nin bekasıyla Türkiye'yi yıkmaya çalışanların yıkım ittifakının ne olduğunu görecek ve 53'ten fazla bir oyla Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda Cumhurbaşkanı seçilecek. AK Parti 300'ün üzerinde bir parlamento çoğunluğuyla ve Cumhur İttifakı da 350'ye yakın milletvekili sayısıyla inşallah Türkiye'nin idare etmesine katkı sağlayacak. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. <laughs> AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş konuğumuzdu. Hem gündemdeki başlıkları değerlendirdik hem de 24 Haziran seçimlerini konuştuk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.